YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Film Öçer. Kerem Akça. Bugün sizlerle 4 Şubat'ta vizyona girecek. E, e Del yeni filmi Nightmare Alley, Kabus Sokağı ile ilgili görüşlerimi paylaşıyorum. Are you true medium? Yes I am. Mr. Carla. Dr. Del Toro'nun özellikle e, son dönemde Amerikan sinemasında yaptıkları biraz da e, A tipi canlandırma olarak yorumlanabilir. Crimson Peak gibi. Ama yani çok böyle tuttuğunu söyleyemeyiz mesela Crimson Peak'in. Ama Hellboy 2'de ve Blade 2'de gerçekten yani çok böyle hani ucuza getirebilecek çizgi roman uyarlamalarını çok böyle nevi şahsına münasır serbest vezinle karşımıza çıkarmıştı. Özellikle en son Hellboy 2 gerçekten böyle başka bir seviyeydi. Yani kült olacak bir devam filmiydi. Devam filmlerinde gerçekten başarılı e, ...Del Toro Hollywood'da ve Shape of Water'da da... ...gayet başarılıydı gerçekten yani... E, ...kendine özgü bir... E, ...şey hikayesi yani... ...canavar hikayesi... ...Fisher e, from Black Lagoon... ...hikayesini karşımıza çıkarmıştı. Aşk hikayesi e, şeyli merkezi aslında. E, Nightmare de... ...olabilecek en gerçekçi... ...filmine imza atmış. Aslında zaten... E, yani ...Pan'ın labirenti ve şeytanın bel kemiği... E, ...yönetmenin hani... Ee, biri böyle Pelle filmi klasiği olmuştu, biri e, şey Peri masalı filmi klasiği olmuştu. E, ama özellikle yani Peri masalı filmi olarak panel labirentinin hani e, dark fantasy e, etkileri barındırması e, zaten hani bambaşka bir seviyenin sözünü veriyordu ve e, bu ikisi de gerçekten yani o e, başka kitleleri de barındıran ilgilendiren eserler ve e, büyük oranda da zaten faşist rejime dair söyleyecekleri olan yapıtlardı o yüzden de İspanyol İç Savaşı'nın fazlasıyla merkezlerine yerleştiriyorlardı. burada ise Nightmare Hill'de açıkçası yani William Lindsay Gresham'ın romanı daha önce şey İspanya İç Savaşı'na girmiş bir senarist aslında ve kendi böyle alkolik bir karakteri var ve onun öz yaşamsal izlerini taşıyan bir karakter. Ren aslında Bradley Cooper'ın onu canlandırmasıyla burada karşımıza çıktığını görüyoruz e, ve o karakter de böyle e, baştan itibaren böyle kendi rüyasında e, her şeyi açıyor gibi bir hissiyat bırakıyor e, ve onun rüyasında da böyle e, doktor Caligari'nin muayenehanesinden e, bambaşka etkilere freakse işte e, galeri de monstra kadar e, fazlasıyla sirk filmlerini akla getiren bir yaklaşım var yani onlardan parçaları görsel dokunuşları akla getiriyor e, böylesi bir dokunuş da aslında yani olabilecek en eee ikonik e, karnaval filmini bize yaşatıyor. Yani 1917'de, e, 1947'de e, aslında Edmund Golding e, daha bambaşka başka türlerde kalıcı filmlere imza da e, film noir'da hani bunu yapamamıştı. B tipi bir kar e, karnaval film noirına imza atmıştı. E, ama onun buradaki serbest yeniden çevrimi hani gerçekten e, yani son noktada aslında hani yeniden e, dirilebil A tipi karnaval neonuarı e, formülü yaratıyor ve bu yarattığı cap canlı tür için de e, takipçilerini bekler hale geliyor. E, Del Toro e, daha önce e, çok böyle bir e, politika ile aşırı neşir oldu ama burada belki de en böyle dengeli, mesafeli filmine imza atmış ve e, bu açıdan da aslında e, faşizme dair de söyleyecekleri olan, aç açgözlülükle ilgili eleştirileri olan e, 1940'lar New York'undan ee, bir 2. Dünya Savaşı öncesinden aslında. Öylesi bir yaklaşımı da var ve bunları iç içe geçiriyor ve e, açıkçası yani filmin e, başından itibaren hani işin e, şey boyutunda karnaval boyutunda e, biz karakterleri gördükçe bir Del Toro dünyasında uyandığımızı hissediyoruz. E, ve Bradley Cooper'ın tiplemesi de bu noktaya varıyor. E, ve gerçekten de yani bu hisse, e, uyanma durumu da aslında e, işte Rooney Mara'dan e, şeye kadar e, diğer oyuncular işte e, Tony Collette kadar, William Dafo, e, şey Richard Jenkins, Ron Perlman, e, e, Dave Stratton gibi oyuncuların da yani gerçekten de e, capcanlı karakterlere can verdiğini görüyoruz e, ve bu karakterlerde gerçekten filmin müthiş bir e, noktaya varmasına alan açıyor yani Nightmare Alley'i ee, bir kabus sokağı olarak çevrilse de yani gerçekten de bambaşka dehlizlere sokuyor bizi. Ee, yani Nightmare Alley'e girince gerçekten hani yeniden dirilebilecek e, bir e, yeni bir model, yeni bir alt tür, e, yeni bir melez tür yaratılıyor izlenimi bırakıyor. E, bu açıdan da aslında e, gerçekten de hani e, Frank Miller'la da David Lynch'le de ba e, bağ kuran bir yaklaşım bu her şeyden önce ve e, büyük oranda da hani filmin tamamında hani fantastik ee, karnaval neo olarak konumlanıyor. Ee, bunu son düzlükte bambaşka bir seviyeye taşıyor. Toro ötekileri daha önce anlatmış olsa da buradaki gibi anlatmamıştı şüphesiz. Ee, ve gerçekten de hani e, Doktor Parnos da mesela hani Terry Gilliam'ın e, çok müthiş bir ustalık eseridir o 2009'daki. E, oradaki karaktere de aslında kardeş olarak linçesk bir kardeş geliyor. İşte D.L. Iglesias'ın Last Circus'u vardı ona da kardeş olarak geliyor ve Burton'ın e, Dumbos'una da e, onu da soluyor aslında. Yani bunlar e, bu yönetmenler böylesi e, eğilimlerde bulunmuşken Del Toro hani bunların en böyle karnaval e, mevzusunun hani sirk mevzusunun en böyle olabilecek e, ciddi halini devreye sokuyor ve bunu yaparken de aslında özellikle fantastikle bilinçaltıyla masalsı gotik ve psiko, e, psycho noir'la bağlantı kuruyor. Yani işin içine farklı e, alt türleri sokuyor. Yani işin e, fantastik boyutunda gerçekten bir masalsılık, bir çizgi romansılık var. E, gotik boyutunda hani gotik bir e, kabus olduğuna çokça inandırıcı özellikle finalde. Ee, bunun ötesinde bir e, sab sabnoir, e, bilinçaltı ile ilgili kare film e, müsebbibi David Lynch zaten. Burada Elephant Man'e fazlasıyla selam çakma var. Bradley Cooper'ın karakteri Elephant Man'e fazlasıyla benziyor. Ee, ve bunun ötesinde hani filminde açıkçası onun zihninde geçtiğine biz inanıyoruz. Ve e, şeyinde Del Toro'nun da Barton Fink'ine de dönüşüyor. O da zaten bir noardır. Ee, bir noar yaratıcılık dönemi krizi klasiğidir. Ve oradaki otelin böyle... E, iz bırakıcı şekilde kullanımı, kullanılışı buraya da fazlasıyla yansıyor. E, bu anlamda da açıkçası yani böylesi alt türler arasında gidip gelerek kendine özgü bir e, devrimci bir A tipi e, karnaval ne onarına dönüşüyor. Yani fantastikle de e, korkuyla da e, şeyle de bağ, e, diğer türlerle de bağ kurmak gerçekten anlamlı hale getiriyor ve e, yani tekrar tekrar izleme arzusu yaratan bir yapbozu duyuruyor ve bunu da e, yaparken aslında yani karakterlerin cap karakterlerin ayenkle dans ettiği bir dünya var e, ve bu da e, politik alt metinlerle sunuluyor gerçekten yani gerçekten de hani işin ucunu bambaşka bir seviyeye taşıyor ve Del Toro'nun kariyerinde de e, en iyiler arasına girmeye hak ediyor Nightmareli gerçekten yani e, Hollywood'da yaptığı eserler arasında da hani e, devam filmleri haricinde bana göre en iyisi. E, burada Bradley Cooper'ın Stan karakteri ee, şekilden şekle girip adeta yani bambaşka hayallerini bize canlandırıyor ve e, Barton Fink'in de koyanların cevap olarak gelen bir karakteri dönüşüyor. E Zaten ana karakterin de yani şeyin de e, senaristin e, romancının da e, yani iş savaş e, karakteri olarak orada e, oraya gidip gelmiş bir tipleme Graham'ın e, onun iş benliği gibi alt benliği gibi. E, bunun ötesinde özellikle e, yani filmin e, Nightmare Alley adlı ee, ilk filmi ikiye katladığınızı söyleyebiliriz. Yani bu anlamda e, siklet farkı var arada ve e, belki de e, kara film ve suç kara film, e, suç filmi uyarlamaları yeniden çevrimleri 70'lerde fazlasıyla vardı. E, bunlar arasında bence zirveye yerleşebilir kısa vadede. E, veya anlaşıldıkça yani gerçekten Nightmare elde yaptığı dokunuş e, Del Toro'nun müthiş bir, olgun ve vizyon sahibi, ustalıklı. E, zaten yani Amerika'da yaptığı yani devam filmleri haricindeki en iyi film e, onu söylemek lazım e, ve açıkçası yani bu açıdan da e, yani seri üretim yapma anlamında da ...vizyonunu ortaya koymuş burada e, Bu da şey işi daha da değerli hale getiriyor Yani gerçekten de böyle yeniden dirilebilecek bir e, karnaval neona biz bis tenef ediyoruz yani de doğuruyor bilim kurguya doğuruyor e, şeye de korkuya da uğuruyor. E, gerilime de uğruyor. Yani farklı türlere uğrayarak aslında Dan Lawson e, şey e, diğer bestecinin bir araya gelmesi, Nathan Lyons'un e, gerçekten böyle bir e, ilginç bir birliktelik getiriyor. E, ve sanat yönetimi de yani filmin en büyük e, üzerine uğraşılmış taraflarından biri. Bunların bir araya gelmesi gerçekten yani müthiş bir vizyon var. E, ve Stan karakterinin de hani Böyle bir bir rüyası, bir gerçeklik, bir öyle bir uyanma hali var ve o uyanma da sanki 1940'lar öndeki büyük bunalım sonrası insanların ruh halinin yarattığı bir şey, yanılsama ve zor, şeylik zorunluluk gibi aslında. Yani öyle bir yanılsama ile aslında içki içip hani şey olmak, ayış olmak ve bir şekilde bir her şeyi rüya olarak görmek durumu burada bir şey sinema diline fazlasıyla tesir ediyor ve Stan karakteri de özellikle Kate Blanchett'te son şeydeki şirket oteldeki ilişkisi gerçekten de başka bir seviyeye yani orada başka bir noktaya varıyor ve finalde de başka bir seviyeye ulaşıyor. Yani gerçekten de oyunculardan müthiş tasarlanmış karakterler gerçekten yani müthiş canlılık var ve bu canlılıkta filmi e, cap canlı bir e, melez tür yaratmaya kadar götürüyor ve Nightmare elde de gerçekten eee benim Nightmare El yapanım üzerinden 8.1. Sizin Nightmare El yapanınız kaç? Görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.